Bu adaleti Kur'an ile meşgul olup da Peygamberimizi ihmal edenler için de korumalı mıyız? Yani Kur'an'ı, e, Kur'an'ın Müslümanı e, olmak Hz. Muhammed'i otomatik olarak takip etmek demektir diyorsunuz. Ama bunu yapmayanlar da var hocam. Aynen ben öyle diyorum. Siz bayağı iyi takip etmişsiniz söylerim. Evet. Allah Allah istikametinizi istikametimizi hayır üzere şekillendirsin hepimizin. E, sadece Kur'an üzerinden değil söylememiz Bakın Kur'an'ın anlaşılabilir ve yaşanabilir bir kitap olduğunu bize Hazreti Muhammed örnekliğinde Rabbimiz öğretmiştir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 31. ayette, e, Ahzab Suresi 21. ayette, Araf Suresi 157. ayette, işte e, Zuhruf Suresi 61. ayette Allahu Teala bize peygamberimize tabi olmayı ve onun bizim için en güzel örnek olduğunu bilerek hareket etmemizi emrediyor bize evet. o zaman peygamberi devreden çıkartmak peygambersiz din algısını gündeme getirir ki peygambersiz din algısı dinsizliktir bizim Kur'an dediğimiz her yerde otomatik olarak Hz. Muhammed zaten vardır çünkü o ben şöyle diyorum eğer Kur'an gezen bir insana dönseydi o Hz. Muhammed olurdu eğer Hz. Muhammed'i yazılı bir kitaba dönüştürseydik o da Kur'an olurdu bunlar et ve kemik gibi birbirisiz olmayan iki büyük değerdir ama Peygamberimiz Allah'ın kuludur elçisidir haşa Allah'ın ortağı ve rakibi değildir dolayısıyla Peygamberimize nispet edilen bir takım düşüncelerin Kur'an'dan referans alması ve ona aykırı olmadığının gözlemlenmesi gerekir. Bir takım rivayetlerin Kur'an'a aykırılığı var diye ve o rivayetleri reddediyoruz diye süpürüp bütün rivayetleri reddetmeyi yanlış görür. Süpürüp bütün rivayetleri kabul etmeyi de yanlış görürüz. Bizim için peygamberimiz Kur'an'ı hayata taşıyan en güzel örnektir. Onun ağzından Kur'an'a aykırı herhangi bir söz elbette çıkmaz ve onun hayatında Kur'an'a aykırı bir davranış elbette ümmetin önünde bir uygulama olarak durmaz. Ben ümmet olarak Hülya Hanım bir şey daha söyleyeyim. Biz ümmet olarak önce Kur'an'a değil, önce Hz. Muhammed'e iman ettik. Mekke'de İslam geldiğinde peygamberimizin yanındakiler önce Hz. Muhammed'e iman ettiler. Hz. Muhammed'e iman etmeden Kur'an'a iman edilmez. Ama şimdi biz Hz. Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu tebliğ ettiği Kur'an'dan öğreniyoruz. Rahat suresi 43. ayette Allahü Teala şöyle bir şey buyuruyor. Ve yekulüllezine keferu lesle Kafirler demişler ki peygamberimize sen peygamber değilsin. Bunu diyenlere cevaben Rabbimiz diyor ki kul bunu diyenlere de ki kefa billahi şehiden beyni ve beyneküm. Benim peygamber oluşuma sizinle benim aramda Allah şahit olarak yeter ve bir de men'indehu ilmul kitab katında yanında bu kitabın bilgisi olanlar benim şahitlerim olarak bana yeter diyor peygamberimize dedirtiyor Allahu Teala. Bu ümmetin peygamberimizin peygamberliğine iman ettiği kadar onun peygamberliğine şahit olma görevi de vardır. Onun peygamberliğine şahit olmayı başarmak için onun tebliğ ettiği bu kitabı tanımak anlamak ve yaşamak gerekmektedir. Evet. Yine de biz e, kendimize talih yollar, aracı, kurumlar e, arıyoruz hocam. İslam'da ruhban sınıfı yoktur diyorsunuz. Allah ile evet. arasına aracı koyan, Allah'ın yüzüne bakacak yüzü yoktur diyorsunuz. E, evet. e, yani e, burada da e, aslında tarikatlara, şeyhlere, dini kanaat önderlerine bir gönderme var diyebilir miyiz hocam? Hayır, yok. Hı. Ben şahıs olarak, kurum olarak birine veya öbürüne gönderme yapmıyorum. Ben diyorum ki tarikatların içerisinde amacını saptıranlar olabilir. Şahıslar içerisinde yanlış şeyler yapanlar olabilir. Ama birileri yanlış yapıyor diye kurumu reddetmek bana doğru gelmez. Bir kişi eğer diyorsa ki hangi kişi olursa olsun ben seninle Allah arasında aracıyım. Sen benim dediğimi yaparsan bana uyarsan ben seni cennete götürürüm diyen ister kişi olsun, ister tarikat olsun, ister cemaat olsun. Bu adamın gideceği ve götüreceği yer cehennemdir. Çünkü Allah kendisiyle kulu arasında başkasının girebileceği bir boşluk bırakmamıştır. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylüyor. Bizimle kalbimiz arasına gireceğini söylüyor. Dolayısıyla Rabbimiz bizimle ilişkisinde araya boşluk koymadığı için araya girme, araya sızma çabaları Kur'an'ın öğretisine göre şirktir. Evet. Bunu kim yapıyorsa şirke bulaşıyor demektir. Ama bunu yapanlar var diye bir kurumun içerisinde yapmayanları da aynı töhmet altında bırakmak doğru değildir. Kurumsal anlamda herhangi bir kurumu ya da şahıs anlamında herhangi bir ismi asla telaffuz etmem. Ben konuyu söylerim. Evet. Allah'la kendisi arasına aracı koyanlar ister araya adamı koysun, ister algıyı koysun, ister peygamberlik olsun, isterse meleği koysun. Allah bunları müşrik diye tanımlıyor ve böylelerine cennetini haram kıldığını Hz. İsa'nın diliyle Maide suresi 71 72. ayette bize beyan ediyor. Evet, ee, hocam halkın daha iyi anlaması e, ya da anlamasını kolaylaştırmak için siz de çok çeşitli sorulara yanıtlar e, veriyorsunuz, açıklayıcı bir dille. E, şimdi bunu yapan hocalarımız da var. Şimdi hocalar fakir Peygamberi anlatarak zengin oldular e, dediniz siz. Evet. Şimdi e, TV'lerde program yapan hocaların hatta e, hani hastalanmaları, rahatsızlık geçirmeleri bile e, e, bu zenginlik üzerinden kendilerine e, de, yani eleştiri e, yönelt, yöneltilmesine sebep oldu. Ya yani hocaların e, ya zenginlik sınırı, inandırıcılık ve samimiyetten uzaklaştığı noktada biter mi hocam? Bitmeli mi? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, böyle bir e, yani bir ayeti merkeze alarak size bir şey söyleyeyim. Bütün sorunuzun bütün detaylı cevabı oradan çıkacak. Yasin suresini herkes biliyor. Evet. Yasin suresini okuyanlar Surenin e, kaçıncı ayetidir? Bakın. Surenin 20 ve 21. ayetine bir baksınlar. Evet. Orada Habibi Neccar diye bir yiğitten den evet. söz edilir. Ayette adı yok ama işte o olduğu söyleniyor. Bu zat diyor ki insanlara Ya kavmi ey kavmim ittebi'ul murselin peygamberlere tabi olun. Başka adamlara değil. Kim bunlar? İttebi'u men la yes'elüküm ecren. Sizden ücret istemeyen insanlara tabi olun. Hülya Hanım, ben bu ülkede 12 yıldır profesör olarak maaş alan bir adam. Evet. 12 yıl önce ben profesör oldum. Ben zaten bu millete borçluyum. Bu devlete borçluyum. Bu milletin çocuklarının e, ekmeğinin bir bölümü bana maaş olarak geliyor. Ben bu maaşımı alıp onun karşılığında fakültede hizmetimi yapıyorum. Ancak bunun yetmediğine inanıyorum. Bakın her kanuni olan helaldir diye diyemeyiz. Kanunların her biri helal dairesinde olmayabilir. Evet. Ben aldığım kanuni olarak düzgün olabilir. Fakat bunu helalleştirmek için, daha helal edebilmek için hani siyahtan beyaza doğru gri'nin tonları vardır. Daha beyaza yakın bir hale getirebilmek için çaba sarf ediyorum. Bunun için yaptığım televizyon programlarından kuruş para almıyorum. Yazdığım kitaplardan bir kuruş para almıyorum. Verdiğim konferanslardan bir kuruş para almıyorum. Almadım bu zamana kadar. Almayacağım da. Ve fakat geçimi bunun üzerinden olan insanlar olabilir. Yani bir geliri yoktur vatandaşın. O geliri olmadığı için kitap yazıp kitabından telif ücreti olarak geçinenler olabilir. Onlara benim bir sözüm yok. Ben bu devletten maaş alan bir adam olarak, bu milletin hazinesinde yetimin, kimsesizin, garibanın hakkının bir bölümünü maaş olarak aldığımız bu düzlemde, nihayetinde e, ekstra hizmetler yaparak bu aldığımız maaşı helal ettirmeye gayret ediyorum. Evet. Şimdi adamın başına bir iş gelmiş olabilir. Adamın başına gelen bir işin sebebini kimse nokta olarak belirleyemez. E filanca hasta oldu demek ki şundan oldu. Çok ayıp. Böyle bir şey söylemek çok ayıp. En büyük hastalığı Hazreti Eyüp yaşadı. Hazreti Eyüp neyin faturasını ödedi? Peygamberler en büyük sıkıntıları çekenlerdir. Onlar hep hak edişlerinin karşılığı olarak böyle sıkıntı çekti denemez. Biz yaşadığımız her olayı hayatımızın bir imtihan kalemi olarak görürüz. Bu imtihan kaleminde herkes hesabını Allah'a verir. Ben isterim ki bu dini öğretileri anlatanların bunu ecir eksenli yapsınlar. Ücret merkezli yapmasınlar. Ben düşünüyorum ki ecir beklenen işten ücret alınmaz. Ücreti alınan şeyden de ecir olmaz. Ben kim ne hangi niyetle ne yapıyor onu bilmem. Ancak birileri bir şey yapıyor diye hani hatırlayacaksınız ee işte Sakarya Adapazarı Kocaeli depreminde işte bir takım suçlamalarda bulunanlar çıktı. İşte orada faiz vardı da onun için orası yıkıldı gibi böyle maksadını aşan cümleler söylüyorlar. Evet. Eğer öyle olsaydı Avrupa'nın her gün, Amerika'nın her gün akşama kadar 40 kere yıkılması gerekirdi. Böyle faturayı haşa Allah'ın bilgisine sanki ortakmış gibi hareket ederek gerekçeleri olaylarla buluşturup faturayı insanlara kesmeyi doğru bulmuyorum. Elbette başımıza gelen sıkıntıların bizim kazandığımız şeylerden olma ihtimali vardır elbette. Bunun ayetleri de vardır. Ve ma asabeküm min musibetin febi ma kesebteydüküm. Başınıza gelen sıkıntılar ellerinizle kazandıklarınız sebebiyledir diye bir ayet var. Ancak tek ayet bu değil. Şöyle bir ayet de var. Ve lenebluvenneküm bişey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqsin min el-emvali vel-enfusi ve semarat Biz sizi çeşitli şeylerle imtihan edeceğiz. Mallarla, çocuklarla, malların eksilmesiyle, canların eksilmesiyle, hastalıklarla kimin sabırlı olup olmadığını ortaya çıkartacağız. Eğer başa gelen her sıkıntı bir hak edişin karşılığıdır dersek, o zaman çocukların başına gelen sıkıntıları izah edemeyiz. O zaman peygamberlerin çektiği büyük büyük sıkıntıları cevap ver cevaplandıramayız. Bu itibarla herkes şu kadar zengin olursa bu İyidir şu kadar değilse ben malının zekatını ve farz olan sadakayı vermeyi bir Müslümanın kendi hayatına indirmesi gerektiğine inanıyorum. Yoksa kimsenin kazancı şöyledir böyledir diye onların üzerinden herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Evet e, koronadan vefat eden insanlar için de sanıyorum hocam e, şehitlik mertebesi demek herhalde biraz e, yine güç bir durum. Yani böyle tedavisi olmayan bir takım büyük sıkıntılardan e, dolayı böyle hakiki şehit, hükmü şehit diye bir ayrım vardır. Nihayetinde büyük bir ızdırapla öbür aleme göçtükleri için bu ızdırabın elbette öbür alemde günahlara kefaret olma gibi bir tarafı vardır. Ama kimin şehit olup olmadığının kararını elbette Allah verecektir. Hocam Kur'an'da e, kadına yönelik şiddetle e, ilgili bir ayet var mı diye size sorulduğunda siz e, aslında Kur'an'da kadına bakış açısı nedir onu anlamak lazım diye yanıt veriyorsunuz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim eşleri aslında birbirlerini örterler diye tarif ediyorsunuz. Eşler birbirini ortak rakip e, gibi değil tamamlayıcısı, birbirini tamamlayıcısı, cennet arkadaşı, din kardeşi olarak görmelidirler diyorsunuz. Birbirini evet. örteceklerine açan Hatta ortalığa saçan, kesen, doğrayan noktaya gelmemiz neden peki? İman eksikliğimizden mi hocam? Yani bu tabii bunun bir takım sosyolojik ve bir takım bilgi noktasında yanlış beslenen damarları olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Yani adamlar, kadın erkek ilişkisini, evlilik birlikteliğini birbirinin rakibi gibi görmeye dönüştürdüklerinde problemler kaçınılmaz oluyor. Maalesef bir de e, yani bizim coğrafyamızda böyle kadına e, daha yaratılışta bakılırken e, böyle hani bir sıfır maluk başlıyormuş gibi bir algı var. Hani bir eksiklik, bir noksanlık üzerinden bir değerlendirme var. Onun da sebepleri var. İşte Adem Havva kıssasında anlatılanlar öyle kabul edilebilir şeyler değiller. İşte Adem'in kaburga kemiğinden yaratılmış Havva Zaten bir de eğriymiş. Eğriyken onu düzeltmeye çalışma. Efendim kırarsın gibi bir takım yaklaşımlar ortaya konuluyor. Hatta Adem'in cennetten çıkartılmasının faturasını Havva'ya kesenler var. Tevrat'ta bu noktada çok acayip, acite edici cümleler var. Bunların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'de yok. Biz Kur'an bünyesinde kadın erkek cinsiyet üzerinden değil şahsiyet üzerinden bakarız. Kur'an cinsiyet göndermelerini çok özel bir takım e, görevler varsa orada cinsiyet ayrımı yapar. Yani çocuk doğurmayla alakalı, çocuk emzirmeyle alakalı, ne bileyim boşanınca nafaka almayla alakalı, boşanmada iddet beklemeyle alakalı, özel bazı konularda ayrıca kadınlara dair özel hükümler vardır. Bunun dışında Kur'an'ın bütün hükümleri kadın erkek herkes için söz konusudur e, mesela kardeşlerimin bakmasını isterim. Ahzab suresinin 35. ayeti var. O ayette 10 tane nitelik sayar Allahu Teala. Bu 10 tane niteliğin onunu da hem erkekler hem kadınlar diye iki kalıp üzerinden verir. İnnel müslimine vel müslimati vel müminine vel müminati gibi bir kadına yaratılıştan hani ontolojik olarak bir e, eksik bakış ya da bir şartlı yanlış bakış vardır. Bu bakışı e, kendimize dönerek düzeltmek mecburiyetindeyiz. Kadının işte mirasla alakalı, şahitlikle alakalı, dövülmesiyle alakalı, bilmem pek çok konularda yeniden bir durum değerlendirmesi yapıp bilgilerimizle salim bilgilerimizle buluşmamız lazım. Fakat bunları bilmesine rağmen aynı kötülükleri yine yapanlar var. O zaman o zaman bir takım sosyolojik unsurlar devreye giriyor. O zaman toplumsal bazı kabuller devreye giriyor. Bazen ekonomik şartlar insanları zıvanadan çıkartabiliyor. Bazen tarafların birbirlerine efendim düşmanca bakışları devreye girebiliyor. Bazen başka insanlar bazı evlilikleri kaşımaya gidiyorlar. Bazı unsurları devreye sokarak huzurla gitmesi gereken arada sevgi, şefkat ve merhameti Rabbimizin yarattığını söylediği bu evlilik kurumunu içeriden bombalamaya, dinamitlemeye gayret eden çabalar da var. Hani çok çok yönlü gerekçeleri olabilir. Şu kadarını söyleyeyim. Kadına yönelik şiddetin hiçbir unsuru Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in hayatından referans alamaz. Müslümanların bazılarının yaptığı yorumları İslam'a ihale ve fatura etmek doğru değil. Evet bu çok önemli bir nokta. Ee, ama şunu da söyleyeyim hocam kendimize dönelim dediniz ama peygamber ahlakı bize aslında... Her şeyi anlatıyor, bütün rotamızı çiziyor. Peygamberimizin aile hayatında şiddet olmadı ama tartışmalar oldu diyorsunuz. Hatta birkaç örnek veriyorsunuz. Ee, eşiyle eşine kızdığı zaman bir süreliğine evden ayrıldığını, evet. Hazreti Eşeğinin de bir süre baba evine gittiğini anlatıyorsunuz. Evet. Evet. Yani şiddete varmadan uzaklık e, mevhumunu hayata geçirmek e, bütün sorunları çözer gibi duruyor. Peygamber ahlakı ve terbiyesi de bunu mu öngörüyor hocam? E, ki yani bu Kur'an'ın Hülya Bu Kur'an'ın bu Kur buyruğudur. Nisa bu, suresi 34. ayette sanıyorum. Buraya işaret ediyor hocam. Nisa suresi 34. ayette bir darp kelimesi var. Hı hı. O darp kelimesine bakarak kadınların dövülebileceğine dair sonuçlar çıkartılıyor. Halbuki o ayette o ayette dikkat çekilen husus bir hani baş kaldırı yani evliliği bitirmeye yönelik arayışlar nüşüz diye bir kelime var orada o nüşüz hani gözünü bakışını kaldırmak yani artık evliliğin yürümemesi için bir takım arayışlara girme durumu olduğunda nasihat edin diyor Allahu Teala bu arada yataklarınızı ayırın ve gerekiyorsa darbedin. Oradaki darbetmek vurmak değil, dövmek değil. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin geçtiği yerlerde hani program tek başına o olsaydı hı. size darp kelimesiyle alakalı hepsi de Kur'an'da kullanılan 10 tane farklı anlam söylerdi. Evet. Ama bu 10 tane anlamın hiçbir tanesinde bizim dövmek, dayak dediğimizde aklımıza gelen mana hiçbir ayette yoktur. O ayetteki darp etmek yol, yolunu ayırmak kısa süreli ayrılık yaşamak demektir. Zaten bunu peygamberimiz kendi hayatında iki kere uygulamış. Eğer orada maksat dövmek olsaydı peygamberimiz Allah'ın bu buyruğunu yerine getirir ve eşini döverdi. Asla böyle bir şey yapmamış. Hazreti Ayşe ile bir süre evlerini ayırmış. Daha sonra onun masum olduğu Nur suresi 11. ayet 25. ayet arası tescillenince nihayetinde yine eve dönüldü ve herhangi bir boşama, herhangi bir şiddet Herhangi bir darp, söz konusu olmadı. Allah'ın kitabında bizim başımızı öne eğdirecek, bizi mahcup duruma düşürecek herhangi bir bilgi yoktur. Evet hocam. E aslında nerede bir taciz ve tecavüz olayı olsa orada sahte bir hocanın varlığı, işte dini bağlantılar aranıyor. Bunun üzerinden demin de söylemeye çalıştınız. E yani İslam ile bu sapkınlığı bağdaştıranların e günahı ne? E yani günahın büyüklüğü ne diye soracağım. Neden böyle bir... Çıkış noktası aranıyor diye sormak istiyorum hocam. Bir, bir din düşmanlığı. iki hakikat düşmanlığı. Üç, bilgisizlik. Evet. Yani bunu dine fatura etmek, dini bilmemektir. Cehalettir ya da kötü niyetliliktir. Evet. Bu başka bir şey yok. Ya din düşmanıdır, ya birilerinin oyuncağıdır, ya bile bile yalan konuşuyor ya da bilmiyor. Evet. Bilmediği halde konuşuyorsa da ayıpların en büyüğünü bu arada işliyor demektir yani. 100 milyon lira e, Diyanet'te e, aslında haramdır diye bir açıklamada bulundu. İnsanların ikramiye için kuyruklar oluşturduklarını gördüğünüzde ne düşünüyorsunuz diye çok merak ediyorum. Yani hiçbir yoksulluk, hiçbir işsizlik ya da çaresizlik bu haramın peşine gitmeyi haklı çıkartır mı? Hayır. Ee, bunu da sorayım. Orada. Hayır. Hayır. Hı -hı. Bu işin haram olduğundan benzeri kadar şüphem yok. Ee, dolayısıyla kimin şartları ne olursa olsun rızkını helal yollardan araması gerektiğini söylerim. Bakın size bir ayet okuyayım. Hı hı. Bir ayet okuyayım. Herkes adımını nasıl atması gerektiğini anlar. Talak suresi Kur'an'da 65. surenin ikinci ayetinin sonuyla üçüncü ayetinin e, ilk cümlelerini söylüyorum. Bakın diyor ki Allahu Teala ve men kim Allah'a karşı sorumluluğunu bilir, duyarlı davranırsa yecallehu makrece. Allah onun için çıkış yolu yaratır. Bakın der ki ve yerzukhu min haysu la yahtesim. Hiç hesap edemeyeceği yerden Allah onu rızıklandırır. Ve men yetevekkel alellahi fe ve hasbuh. Kim Allah'a güveniyorsa bilsin ki Allah ona yeter. İnne Allah'a baliğu emri. İşini hakkıyla yapan sadece Allahu Teala'dır. Kad ceale Allahu li şeyin kadra. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Ve men yec'allehu min emrihi yusra. Kim Allah için bir duyarlılık ortaya koyarsa bilsin ki Allah onun için mutlaka ve mutlaka bir kolaylık yaratacaktır. İnşirah suresini okuyoruz. İnne ma'alusri yusren, yusra. Her zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır. Hatta her zorluğun yanında mutlaka iki kolaylık vardır. Bir zorlukla mı karşılaştın? Hemen yanı başında onun kolaylıkları vardır onları aramaya çalış. Allah için duyarlı olanlar bilsinler ki Allah onları yalnızlığa terk etmeyecektir. Siz Allah için ayakta durmaya bakın. Allah sizi yere düşürmeyecektir. Rızık endişesi noktasında da çok zengin olmak değildir hedef. Sahip olduğunun hakkını verebilmek ve o hakta mağdur, mazlum, garip, yetim insanların o maldaki hakkını onlara gönül hoşluğuyla ulaştırabilmeyi başarmaktır. Bu tür haram şeylere asla bir Müslümanın el uzatmaması gerektiğini bir akademisyen olarak söylemek isterim.